Biz Akımsu Projesi'ni sizlerle tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz seminere hoş geldiniz. Projenin müşaviri ve Rize Belediyesi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünyamız 4,5 milyar yıldır sahip olduğu doğal kaynaklarıyla üzerinde yaşayan canlılara kucak açıyor. Bizler artan nüfus, hızlı kentleşme ve gelişen teknolojinin etkileriyle doğal kaynakları sınır tanımadan tüketmeye ve kirletmeye devam ediyoruz. Su, tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak. Sınırsız ve sonsuz değil, artan nüfus, tarımda, enerji üretiminde, imalatta artan su talebi, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile azalan yağışlar, artan kuraklıklar, yer kürenin sahip olduğu temiz su miktarının azalmasına neden oluyor. Maalesef Karadeniz kıyı suyu kütlesinin kalitesi yıllar içinde bozulmaya başladı. Bunun nedenlerinden biri de Karadeniz bölgesinde birçok şehrimizin kıyılardaki yerleşim yoğunluğu ve topografik şartların atık su arıtma tesisleri için uygun yer bulunması açısından elverişsizliği sebebiyle yaşadığı sıkıntılardır. Bu sebeple Karadeniz'in su kalitesinin iyileşmesine katkı sağlamak hem deniz ekosistemi hem de Rize halkının sağlığını korumak amacıyla Rize Atık Su Projesi İPA 2 kapsamına dahil edilerek hayata geçirilmiştir. Rize Atık Su Projesi'nin bütçesi yaklaşık 20 milyon eurodur. Bunun %85'i Avrupa Birliği, %6'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve %9'u Rize Belediyesi tarafından finanse edilmektedir. Rize Atık Su Projesi Şubat 2021'de başlamıştır. Atık su toplama sistemi inşaatının 2023 yılı Mart ayında, atık su arıtma tesisi inşaatının ise 2023 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır. Rize Atık Su Projesi, 3 sözleşmenin yürütülmesiyle hayata geçirilmektedir. Rize Atık Su Projesi için teknik destek ve kontrolörlük hizmet sözleşmesi kapsamında atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesisi inşaatlarının kontrolörlüğü Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve proje uygulama birimi için kapasite güçlendirme çalışmaları ve Rize halkına yönelik farkındalık artırma çalışmaları yürütülmektedir. Rize Atık Su Toplama Sistemi İnşaatı Yapım Sözleşmesi kapsamında yaklaşık 16 kilometre atık su kolektör hattı ve şebeke bağlantısı yapımı, 1,2 kilometre yatay geçiş imalatı, 3,5 kilometre terfi hattı, 3 yeni terfi istasyonu, yaklaşık 500 adet muayene bacası, yaklaşık 545 adet parsel bağlantısı ve terfi istasyonları için otomasyon sistemi yapım işi gerçekleştirilmektedir. Rize Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım Sözleşmesi kapsamında 30.403 metreküp bölügün ortalama debiyle 2047 yılına göre inşa edilecek olan Atık Su Arıtma Tesisi şu ünitelerden oluşacaktır. Taş tutucu, ham atık su öncelikle cazibe ile bağlantı memolünden giriş yapısına gelmektedir. Tesise gelen taş, çakıl gibi maddelerin ünitelerde oluşturduğu problemleri önlemek amacıyla taş tutucu ünitesi bulunmaktadır. Izgara binası. Izgara binasında kaba ızgaralar, giriş pompa istasyonu ve ince ızgaralar bulunmaktadır. Kaba ızgara kanalları. 20 milimetre çubuk aralığına sahip kaba ızgaralarla atık sudaki büyük katı parçacıklar tutularak sonrasındaki ekipmanların zarar görmesi engellenmektedir. Giriş pompa istasyonu. Kaba ızgaralardan geçen atık su giriş pompaları aracılığıyla ince ızgara kanallarına terfi ettirilir. İnce ızgara kanalları. Fiziksel arıtma 6 mm açıklığa sahip ince ızgaralarla devam eder. Burada daha ince taneli katıların giderilmesi sağlanır. İnce ızgara presi. İnce ızgaralar tarafından tutulan ince atıkların bünyelerinde bulunan su içeriğinin azaltılması ve kompaktlaştırılması amacıyla ince ızgara presi kullanılmaktadır. Thank you.
ve yağ tutucu. Kum, taş, cüruf gibi yoğunluğu veya çökelme hızı biyolojik arıtımda parçalanabilen organik maddelere kıyasla daha yüksek olan maddeler kum ve yağ tutucu ünitesinde tutulur. Anaerobik biofosfor tankları. Ön arıtma ünitelerinden gelen atık su geri devir çamuruyla karışarak biyolojik fosfor havuzlarına alınır. Biyolojik fosfor giderimi için gereken anaerobik ortam bu ünitede sağlanır. Blower binası. Aktif çamur tanklarındaki mikroorganizmaların organik maddeleri oksitleyebilmeleri için ihtiyaç duydukları havayı sağlamak amacıyla turbo blower'lar kullanılmaktadır. Aktif çamur tankları. Biyolojik arıtma, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olarak iki kademede gerçekleştirilir. Aktif çamur tankları, aerobik ve anoksik kısımları bulunan simultane çalışan üç havuzdan oluşmaktadır. Son çöktürme tankları. Aktif çamur tanklarından çıkan atık su son çöktürme tanklarına verilir ve bu ünitede arıtılmış olan atık sudan aktif çamur çöktürülerek ayrılır. Çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma binası. Belt yoğunlaştırıcılar. Son çöktürme tanklarından gelen fazla çamurun katı madde oranı öncelikle belt yoğunlaştırıcı üniteleriyle %6'ya çıkarılır. Polimer hazırlama üniteleri. Çamur yoğunlaştırma sistemlerinde yoğunlaşma sağlamak için polimer ilavesi yapılmaktadır. Hazırlama ünitelerinde suyla karıştırılan toz polimer dekantörlere basılır. Çamur susuzlaştırma dekantörleri. Çamur susuzlaştırma dekantörleri ile yoğun çamur içerisinde katı madde oranı %22'ye çıkartılarak çamur keki elde edilir. Kuru madde içeriği %22 olan çamur kekinin kuru çamur yani %90 seviyesinde kuru malzemeye çevrilmesi sağlanmaktadır. Mikrofiltrasyon ünitesi. Deşarj öncesi dezenfekte edilen arıtılmış atık su, UV ünitesi öncesi mikrofiltrasyon ünitelerinden geçirilerek filtre edilir. UV dezenfeksiyon ünitesi. Tesiste arıtılmış atık suyun dezenfeksiyonu UV dezenfeksiyon ünitesi ile sağlanır. Deşarj hattı. Deşarj pompa istasyonu. Arıtılmış su deşarj pompa istasyonundan Karadeniz'e cazibeyle veya deşarj pompalarıyla derin deşarj sistemine basılarak deşarj edilir. Derin deniz deşarjı. Adına konuşmalarını yapmak üzere İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Servet Karasu'yu sahneye davet ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli meslektaşlar, Rize Belediyesi'nin yetkilileri, proje firmasının yetkilileri, hepiniz hoş geldiniz. Projeyle ilgili zaten bilgileri proje firması verecek. Ben genelde hoş geldin konuşması yapmak istiyorum. Günümüzde bildiğiniz üzere çok önemli iki tane kavram var.
Bir tanesi yenilenebilir enerji, bir diğeri sürdürülebilir çevre. Yenilenebilir enerjinin önemi son günlerde, özellikle son bir ayda, son 15-20 günde çok daha büyük bir önem atfetti. Hepimize büyük bir oranda herkese yansıyor. Yenilenebilir enerji artık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok büyük önem arz ediyor. Çok önemli projeler yürütülüyor. Hidroelektrik santralleri olsun, rüzgar enerjisi olsun, güneş enerjisi olsun oldukça önem arz ediyor ve oldukça güzel projeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de yürütülüyor. Sürdürülebilir çevre. Nedir sürdürülebilir çevre? Gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir çevre bırakmak ki bu hepimizin görevi. Doğa bize emanet. Biz de bizden sonraki nesillere bunu olduğu gibi koruyarak aktarmak zorundayız ki burada inşaat mühendislerinin üzerine de oldukça önemli görevler düşüyor. Zaten inşaat mühendisliği kavramı civil engineering, civilization'dan, medeniyetten geliyor. Bir mühendislik ne mühendisliği? Medeniyet mühendisliği. Medeniyetler kurup onu ne yapmak? Gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli vazifelerimizden bir tanesi. Onun için çevreye, medeniyete, insanlığa hizmet etmek bizim en önemli görevlerimizden birisi ki bu da o tür projelerden, sürdürülebilir çevreye katkı sağlayabilecek projelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii son yıllarda çevremizde Doğu Karadeniz'de özellikle çok önemli projelere imza atılıyor. Oyut tüneliyle başlandı ki sadece ülkemiz için, bölgemiz için değil, dünyada da önemli projelerden bir tanesi. Zigana tüneliyle devam ediyor. Yusufeli Barajı, Deriner Barajı hem bölgemiz için hem ülkemiz için hem de dünyadaki önemli projelerden bazıları. Yine Rize Afrin Havaalanı olsun, İyidere Lojistik projeleri olsun. Bunlarla beraber Rize son zamanlarda yapılmış yine en büyük katkı sağlayacak projelerden bir tanesini birazdan tanıtımını yetkili firma yetkililerinden deneyeceğiz arkadaşlar. Bu projeleri bir yenisi daha Rize'de eklenmiş olacak. Tabii Rize'de atık su ile ilgili bilgiler Rize Belediyesi'ndeki arkadaşlarım belki daha detaylı bilgiler de verecekler ama atık su projesi 1985'lerde ilk atık su projeleri başlamış ama 92-93'lü yıllarda daha da genişleyerek devam etmiş ama o yıllarda nüfusun sadece %30-35'ini hitap eden bir atık su sistemi bulunmakta ama daha sonraki yıllarda tahmin ediyorum bu rakam %90'lara kadar çıktığını tahmin ediyorum. Ama %35'lerden, tabii 85'lerde başlayan 30-35 yıllık bir gelişmeyle bizlerin hemen hemen tamamını kapsayan bir projeden bahsediyoruz. Tabii doğa denilince, doğayla ilgili şehirler denilince karşımıza çıkan, aklımıza gelen ilk şehirlerden bir tanesi de Rize. Tabii doğayı korumak, doğayla iç içe olmak. İnsanın herkes ne yapıyor? Herkes doğa geçişe, sürdürülebilir bir çevreye geçişe olmak istiyor ki bu projede Rize'nin sürdürülebilir çevresine, doğasına gerçekten çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Serveş Tarasiye, değerli konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Rize Belediyesi adına konuşmalarını yapmak üzere İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Bünyamin Nalkaran'ı sahneye davet ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi değerli akademisyenleri ve öğrencileri. İPA 2 dönemi projelerinden olan belediyemizin nihai yardımcısı olduğu Rize Atık Su Projesi'ni tanıtmak için gerçekleştirdiğimiz bu seminere hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere Karadeniz bölgesinde birçok şehirde olduğu gibi Rize'de de kıyılardaki yerleşim yoğun, topografik şartlar atık su arıtma tesisleri için uygun yer bulunması açısından elverişsiz. Bu sebeple ki Karadeniz bölgesindeki birçok şehirde de olduğu gibi ilimizde de şimdiye kadar oluşan atık sular ön arıtmadan geçtikten sonra Karadeniz'e deşarj edilmekteydi. Mevcutta Rize Belediyesi'ne ait iki adet derin deşarj tesisimiz mevcuttur. Ancak Karadeniz'e kıyısı olan birçok şehrin atık suyunun deşarj edildiği Karadeniz kıyı suyu kütlesi açısından artık ötrifikasyon riski taşıyan hassas su kütlesi haline dönüşmüştür. Bu durum kıyı sularımızın kalitesini iyileştirmek için ileri biyoloji arıtma tesisi yapılmasını artık kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Bu sebeple Karadeniz kıyı suyu kütlesinin su kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayabilmek, deniz ekosistemini ve de vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla İPA 2'ye Rize'ye atık su arıtma tesisi yapmak için başvurduk. 2013'te yaptığımız başvurumuz meşakkatli bir sürecin ardından kabul edildi.
Nihayet Şubat 2021'de de başladı, hızla devam ediyor. Umuyoruz ki Temmuz 2023'te arıtma tesisimizin inşaatı tamamlanarak devreye alınacaktır. Projemizin toplam maliyeti 20 milyon avro. Bunun %85'ini Avrupa Birliği, %6'sını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, %9'unu ise Rize Belediyesi olarak biz finanse etmekteyiz. Birazdan müşavirimizin anlatacağı gibi projemiz 3 bileşenden oluşuyor. Birinci bileşen Rize Atık Su Projesi için teknik destek ve kontrollük hizmetleri. Bu kapsamda atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesisi inşaatlarının kontrolü, Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve proje uygulama birimi için kapasite güçlendirme çalışmaları ve ilde çevre bilinci oluşturmak adına Rize halkına yönelik farkındalık arttırma çalışmaları proje müşavirimiz Eptisa Mühendislik tarafından yürütülmektedir. İkinci bileşen Rize Atık Su Toplama Sistemi inşaatı yapım işleri. Yaklaşık 16 kilometre atık su kolektör hattı ve şebeke bağlantısının yapımı, 1.2 kilometre yatay geçiş imalatı, 3.5 kilometre terfi hattı, 3 yeni terfi istasyonu, yaklaşık 500 adet muayene bacası ve 545 adet bina parsel bağlantısı ve terfi istasyonları için otomasyon sistemi yapım işi yüklenicimiz MAZ ve ONH iş ortaklığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Üçüncü bileşen Rize Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı yapım işleri. Bu kapsamda 2047 yılına göre 30.403 metreküp bölü gün ortalama debiyle fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteleri, çamur kurutma üniteleri ve koku giderici üniteyi de içeren atık su arıtma tesisi yapım işi yüklenicimiz Arbiyogaz Çevre Teknolojileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekrar katılımınız için çok teşekkür eder. Keyifli bir seminer için. Sayın Bünyamin Akran'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Rize Atık Su Projesi'nin kapasite geliştirme programı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere proje müşaviri adına kapasite geliştirme uzmanı Çevre Yüksek Mühendisi Pınar Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Merhabalar, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben kısaca projenin diğer konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi ilk bileşeni müşavirlik firması tarafından yürütülmekte olan kapasite geliştirme faaliyetlerinden size bahsedeceğim. İlk önce projemiz Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı İPA 2 altında çevre ve iklim eylemi sektörel operasyonel programı Aksiyon 1 Su, Aktivite 1.2 altyapı ile ilgili aktiviteler altında ve daha önce de söylediğimiz gibi yaklaşık bütçesi 20 milyon avroluk bir proje. Projede ilgili taraflardan da kısaca bahsetmek istiyorum ki Avrupa Birliği projelerinin işleyişi nasıl olduğuyla ilgili kısaca bir bilgi verebilmek adına. Projemizin sözleşme makamı Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı altındaki Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Sözleşme makamı diyoruz çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bahsettiğimiz gibi 3 tarafla imzaladığı sözleşme var. Bunlardan birincisi nihai kullanıcı olarak isimlendirilen Rize Belediyesi. Rize Belediyesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı bir operasyonel anlaşma imzalıyor. Ve Rize Belediyesi'nin altında projeyi uygulamadan sorumlu proje uygulama birimi oluşturulmakta. Bünyamin Bey de proje uygulama biriminin başkanı. Onun ardından sözleşme makamı Eptisa Mühendislik olarak bizimle teknik destek ve kontrolörlük sözleşmesi yani hizmet sözleşmesi imzalamakta. Ve yapım yüklenicileri ile 2 tane ayrı yapım yüklenicisi var bu sözleşme kapsamında. Onlarla da yapım sözleşmesi imzalıyor. Ve hepimizin arasında iletişimi sağlayan birim ise proje uygulama birimi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bizim iletişimimiz, aynı zamanda müteahhitler, müşavirler, herkesin ortak iletişim kilit noktası da Rize Belediyesi altında kurulan proje uygulama birimi. Proje kapsamında bahsettiğimiz gibi iki temel sözleşme var. Yapım sözleşmeleri ve teknik destek kontrolörlük sözleşmesi. Yapım sözleşmesi bir, daha önceki konuşmacılarımızla bahsettiği için hızlı geçeceğim. 30 Nisan 2021'de başlayan atık su arıtma tesisi inşaatı projesi birinci yapım sözleşmemiz.
İkinci sözleşmemiz yapım sözleşmesi olarak Rize Atık Su Toplama Sistemi'nin sözleşmesi. Ve teknik destek kontrolörlük sözleşmesi de bizim benim bağlı olduğum Eptisa firmasının yürütmekte olduğu sözleşme. Bizim sözleşmemizde de iki temel iş tanımı var. Birincisi yürütülen inşaatların kontrolörlüğü, inşaatının kontrolörlüğü ve aynı zamanda Rize Belediyesi Proje Uygulama Birimi adına teknik destek ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütmek, aynı zamanda Rize halkı için de bilinçlendirme, farkındalık artırma çalışmaları yürütmek. Bu nedenle biz de Eptisa Mühendislik olarak müşavirlik firması olarak iki ekip halinde çalışmaktayız. Bileşen A ekibimizde benim içinde bulunduğum ekipte kapasite geliştirme faaliyetleri gibi işin biraz daha soft kısmını, sözel kısmını ve aktivitelerle ilgili kısmını yürütmekteyiz. Bileşen B ekibinde ise sahada daha çok inşaatın başında bulunan, günlük olarak, daimi olarak sahada bulunup inşaatın kontrolörlüğünü, sözleşme şartlarına uygun inşaatını sağlayan teknik mühendislerden oluşan bir ekibimiz bulunmakta. Ben size kısaca kapasite geliştirme bileşeni altında neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Kapasite geliştirme bileşeninde de 3 ana başlık altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. İdari ve finansal konularda, teknik işletme ve bakım alanında ve belirli özel konularda kapasite geliştirme çalışmaları yürütmekteyiz. İdari finansal konularda işe başlar başlamaz kurumsal ve operasyonel analiz raporu, boşluk analiz raporu, eğitim ihtiyacı analizi ve programı, kapasite geliştirme programı ve maliyet esaslı tarife sistemi gibi daha çok idari ve finansal konularda belediyenin kapasitesini güçlendirmek ve boşlukları, analizleri gerçekleştirebilmek adına raporlamalarımız oluyor. Ardından çıkardığımız eğitim ihtiyacı analizi doğrultusunda eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İdari ve finansal alanda şu ana kadar 8 tane eğitim gerçekleştirdik. Bunların arasında muhasebe standartlarından maliyet muhasebesi, FİDİK, proje uygulama birimi, rol ve sorumlulukları gibi çeşitli konularda eğitimlerimiz gerçekleşti. Ekranda da bu eğitimlerden görünümler görmektesiniz. İşletme ve bakım alanında ise yine bir takım kılavuzlar, prosedürler, varlık envanter listesi, varlık yönetim planı, işletme bakım izleme kayıt sistemi ve yine eğitimlerden oluşmakta bu alt başlık altındaki kapasite geliştirme. Bugüne kadar işletme ve bakım konusunda da 8 adet eğitim gerçekleştirdik. Yine eğitimlerden bazı fotoğraflar görmektesiniz. Bazı spesifik konularda kapasite güçlendirme altında üçüncü bir başlığımız var. Bunlardan bir tanesi kayıp kaçak çalışmaları. Belediye ile birlikte iki pilot bölge belirledik ve bu pilot bölgede kayıp kaçak uzmanımız bir ay süreli debi ve basınç ölçümleri, ses dinlemeleri ile birlikte kaçak bölgelerin tespitinin yapılması, su dengesinin hazırlanması gibi Uluslararası Su Birliği'nin tanımına göre bu çalışmalar gerçekleştirildi. Bu da bu kaçak tespit çalışmalarından görüntüler şu an ekranda. Seçilen pilot bölgelerle ilgili görüntülerimiz. Bunların dışında aynı zamanda çalışma gezileri düzenlemekteyiz. Sözleşmeye göre bir ulusal bir tane de uluslararası çalışma gezimiz var. Bunlardan ulusal çalışma gezisini 1-5 Kasım 2021 tarihlerine tamamladık. İSKİ, Adana ve Mersin'deki atık su arıtma tesislerine geziler düzenledik. PIA'yı proje uygulama birimi ekibiyle birlikte. Şu an o geziden görüntüler görmektesiniz. Farkındalık arttırma etkinlikleri ise bizim bileşenimizdeki en önemli ve sonuncu etkinliklerden biri. Bu şu an gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve seminerde bu farkındalık arttırma etkinliklerinin bir parçası. Bununla ilgili olarak şimdiye kadar Dünya Su Günü'nde bir online webinar düzenledik. Dünya Çevre Koruma Haftası'nda etkinliğimiz oldu Rize'de. Atık su arıtma tesisinin temel atma törenini 15 Kasım'da gerçekleştirdik ve bugün üniversite seminerini planladığımız etkinliklerden dördüncüsünü gerçekleştirmekteyiz.
Arıtma tesisi inşaatı tamamlanınca da inşallah Temmuz ayında arıtma tesisine teknik geziler düzenlemek istiyoruz. Yine sizlerden Servet Hoca ile temasa geçeriz. Öğrencilerimiz görmek isterlerse, tesisi ziyaret etmek isterlerse öyle bir etkinliğimiz de olacak. Ve yine tesisimizin açılış töreninde yaptıktan sonra farkındalık artırma etkinliklerimiz sona erecek. Bu şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bir takım görüntüler var. Çevre gününde gerçekleştirdiğimiz ödül yarışmalar ve ödül töreni, aynı zamanda şehir meydanındaki sergi. Ve temel atma töreninden bir takım görüntülerimiz. Benim sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Rize Atık Su Projesi kapsamında inşa edilmekte olan Rize Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili bilgi paylaşmak üzere proje müşaviri adına kilit uzman, tasarım mühendisi, çevre yüksek mühendisi Sayın Aysin Giray Kaynaz sahneye davet ediyorum. Merhaba öncelikle. Yapım sözleşmeleri inşaat kontrolü B bileşeni oluşturmaktadır. Ben de B bileşeni ile ilgili daha teknik İki sözleşmemiz var. Atık su arıtma tesisi inşaatı. İkincisi de kanalizasyon kolektörleri inşaatı. Rize kenti sahil boyunca kanalizasyon kolektörleri inşa edilecek. Cazibe ile akışın sağlanamadığı noktalarda 3 adet terfi istasyonuyla atık su arıtma tesisine pompalanacak. Sesim geliyor değil mi? Aradım. Tarafa dönünce azalıyor galiba. Atık su kolektörleri 200 mm çapından başlayıp 1000 mm çapa kadar değişken çaplarda inşaatı gerçekleştirecek. Yaklaşık 16 km high density polietilen dediğimiz kolye borular kullanılacak. 3 adet terfi merkezi var demiştim. 511 adet muayene hocası yaklaşık 3,5 km yine HDP terfi attı. 1111 metre yatay terfi ve 545 adet parsel bacı ve bağlantısı gerçekleştirilecek. Terfi merkezleri 3 adet terfi merkezimiz var. Hay bölgesindeki atık suları toplayacak olan hay terfi merkezi 30 litre saniye kapasiteye sahip 2 asıl ve 1 adet yedek pompadan oluşan terfi merkezidir. Çifte kavaktaki atık suları toplayacak terfi merkezi de, iletecek terfi merkezi de 42,5 litre saniye kapasiteli 2 asıl 1 yedek pompalar içermekte. En büyük kapasiteli terfi merkezimiz de Bağdatlı bölgesindeki terfi merkezi olacak. 160 litre saniye kapasiteli 3 asıl 1 yedek pompadan oluşmakta. Burada da kolektör hattı inşaatından görüntüler görüyorsunuz. Kolye boru. Kanallarda iç sahaları görüyorsunuz. Birinci yapım sözleşmesi atık su arıtma tesisi. İslampaşa ilçesinde 2003 yılından beri işletilmekte olan bir mevcut ön arıtma tesisi bulunmakta. Mevcut ön arıtma tesisi ızgaralar, kimya tutucu ve derin deniz deşarj pompalarından oluşuyor. Yaklaşık 200 metrekarelik bir alana sahip. Derin deniz deşarj hattı ise 600 metre çapında 1 kilometre uzunluğunda çelik borudur ve sonunda difüzörlerle atık su ön arıtmadan geçirilmiş atık su Karadeniz'e deşarj edilmektedir. Mevcut ön arıtma tesisinin niteleri yıkılmadan önce yeni tesisin ön arıtma niteleri, deşarj niteleri inşa edilir. Onlar devreye alındıktan sonra mevcut tesisler yıkılacak. Böylece en azından ön arıtmadan geçirilmiş atık suyun Karadeniz'e deşarjı sağlanmış olacak. Rize Kentsel Atık Su Arıtma Tesisi projesinin öncelikli amacı tabii ki Karadeniz'e deşarj edilen kirlilik yüklerini azaltmak. Böylece Marmara'ya geçen kirlilik yükleri de azalmış olacak.
Ulusal ve Avrupa Birliği standartlarına uygun bir Rize kanser araştırma tesisi kurmak ve geleceğe sağlıklı yaşanabilir bir çevre bırakmak olacak. Atık su arıtma tesisi tamamlandığında bu şekilde bir görsel olacak. Arıtma tesisinin genel yerleşim planı, birazdan önceleri tek tek tarif edeceğim. Atık su arıtma tesislerini tasarlarken 25-30 yıllık geleceğe yönelik bir yatırım olduğu için öncelikle nüfus tahminiyle başlıyoruz. 2032 ve 2047 yılı için nüfus tahminleri yapılarak ve atık suyun kirlilik değerleri tahmin edilerek eşdeğer nüfus değerini hesaplıyoruz. Birinci kademesi tesisin 103 bin, ikinci kademesi de 115 bin eşdeğer nüfusa hizmet edecek şekilde planlandı. Tesis ortalama kapasitesi 27 bin birinci kademe için, 30 bin de ikinci kademe için hesaplandı. Birinci kademe ve ikinci kademe arasındaki atık su miktarı çok değişmediği için, sadece 3 bin metreküp gün bir fark olduğu için atık su arıtma tesisi ikinci kademeye göre inşa edilecek. Burada çok büyük bir fark olsaydı eğer sadece birinci kademe ülkeleri inşa edilip daha sonra 5-10 yıl sonra ikinci kademe ülkeleri inşa edilebilecekti. Ama burada tamamen ikinci kademeye yönelik bütün tesis tasarının inşaatı tamamlanacak. Tasarımda bir diğer önemli parametre sıcaklık değeri. Atık suyun sıcaklığı organizmaların yaşayabilmesi için önemli. Minimum 12, maksimum 25 derece projede dikkate alındı. Atık suyun kirlilik yükleri tabii en önemli kriter tasarımda. BOI 220-230 mg civarı, KOI 450 mg değerlerinde. Askıda katı madde 240 mg, toplam azot 52, toplam fosfor da yaklaşık 9 mg tesiste gelmesi beklenen değerler. Atık su arıtma tesisinin prosesi, tesis ön arıtma, ileri biyolojik arıtma, dezenfeksiyon ve çamur arıtma ünitelerinden oluşacak. İleri biyolojik arıtmadan kastımız nedir? Sadece karbon gideriyorsak biyolojik arıtma diyoruz. Eğer yanında azot ve fosfor da gideriyorsak, ki hassas alan bölgelerinde azot ve fosfor da gidermek zorundayız yasalar gereği, o zaman ileri biyolojik arıtma prosesi uygulamak durumundayız. İleri biyolojik arıtma sonucunda da kentsel atık su arıtma yönetmeliği tablo 1 ve 2 değerlerindeki beşer standartlarını sağlamış olacağız. Nedir bu değerler? BOE 25, KOE 125, askıda katı madde 35, azot 10 ve fosfor da 1'den küçük değerlerde olacak. Koliform bakteri de 200'den küçük değerlere ulaşacak. Arıtılmış su UV sistemle dezenfekte edildiğinden yüzme suyu kalitesi yönetmeliği gereklerine duymuş oluyoruz. Ayrıca arıtılmış suyu tesisimizde çeşitli alanlarda kullanacağımız için de yeri kazanmış oluyoruz. Kolektör sistemiyle toplanıp terfi ettirilen atık su öncelikle giriş yapısına geliyor. Giriş yapısında taş, kaya parçalarını ayırdıktan sonra ön arıtma ünitelerine geçiyoruz. Ön arıtma üniteleri kaba ızgaralar, terfi pompaları, ince ızgaralar, kumya tutucu ünitelerden oluşuyor. İleri biyolojik arıtma üniteleri fosforun giderildiği anaerobik tanklar, uzun havalandırmalı aktif çamur dediğimiz havalandırma havuzu son çökertme tanklarından oluşuyor. Dezenfeksiyon üniteleri mikrofiltrasyon ve UV dezenfeksiyon üniteleri oluşuyor. Derin deniz deşarj yapısı da yine deşarj pompa istasyonu, denge tankı ve deşarj hattından oluşuyor. Arıtılmış su da Karadeniz'e derin deniz deşarj ile gerçekleşmiş oluyor. Bu tesiste ön arıtma ve çamur arıtma ünitelerinde oluşan kokuya neden olan gazların giderildiği koku arıtma üniteleri de var. Biyofiltre sistemiyle bu arıtma gerçekleşiyor. Arıtılmış hava atmosfere veriliyor. Çamurda tek tek üniteleri anlattığımda göreceksiniz son çökertim tabanında topladığımız katı maddesi yüksek olan kısma çamur diyoruz.
Çamur arıtma üniteleri de yoğunlaştırma, sulaştırma ve kurutma ünitelerinden adımlarla oluşuyor. Tamamen çamurun hacmini azaltmaya, çamur miktarını azaltmaya yönelik işlemler. Burada ızgara bilgileri, şurası giriş yapımız. Bunun yanında ızgara binası, kapalı bir bina olarak tasarlıyoruz. Gelmiyor. Izgara binamız, kaba ızgara, terfi, istas pompaları ve ince ızgaraların olduğu bina. Kapalı olmasının nedeni de koku arıtma yapabilmemiz için, hacimden havayı çekebilmemiz için kapatıyoruz. Kum veya giderme tankları, biofosfor tankları, anaerobik tanklar, havalandırma havuzları, son çökertim tankları, çamur binası, bütün çamur işlemleri bu bina içerisinde gerçekleşecek. Mikrofiltrasyon ve UV dezenfeksiyon ünitesi, deşarj pompa istasyonu. Bunlar da yardımcı binalarımız, işletme binası, atölye binası, lavabo binası gibi. Giriş yapısı Akıtsu'nun ilk geldiği ünite. Burada taş kapımız var. Kısa bir süre bekletme süremiz var. Çünkü taş kaya parçaları çok kolaylıkla çökebildiği için 2 metreye 8 metrelik bir yapı. Şöyle bir ekipmanla da hazneden çökelen kaya ve taşları alacağız. Giriş yapısından sonra atık su kabı ızgaraya geçiyor. Çubuk ızgara var. 20 mm çubuk açıklıkları. Maksimum debiye göre tasarlıyoruz. 3 adet asıl, 1 adet yedek olmak üzere 4 tane ızgaramız bulunacak. Her birinin kapasitesi 853 metreküp saat. Seviye farkı ve zaman ayarlı olarak otomatik kontrollü ızgaralar. Buradaki manuel kontrolü, yani otomatik değil. Bu da gördüğünüz görsellerin bir çoğu farklı tesislerden alınmış fotoğraflar. Çünkü bizim daha bu aşamalara gelmedi inşaatımız. Bu otomatik kaba ızgara. Ardından pompa istasyonuna geçiyoruz. Islak tip dalgıç pompalardan oluşan 3 tane asıl, 1 tane yedek olmak üzere 4 adet pompamız var. Her birinin kapasitesi 860 metreküp saat. Yine maksimum debiye göre bu ünitemi tasarlıyoruz. Pompalarda frekans konvertörüyle ayarlanabiliyor. Pompalar montaj aşamasından görüntüler, hatta bir tanesi şu an izlebiliyor. Burada da binanın yani pomp haznesinin üstünden görüyorsunuz. İnce ızgara. Perforatif ince ızgaralar kullanacağız. 6 mm açıklığında. Yine seviye farkı ve zaman ayarlı olarak otomatik kontrol edilecek. 853 metreküp saat kapasiteli 4 adet toplam ince ızgaramız olacak. İnce ızgara görüntüleri. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünite. 3 adet bu üniteden var. Burada da yine atık su içerisindeki kum gibi inorganik maddelerin çökertildiği bir tank burası. Sıyırıcı bir köprümüz var. Bu köprü gidip gelirken köprüye montlu bir kum, dalgıç kum pompamız bulunuyor. Tavana çökermiş olan kum bu pompa sayesinde kum ayırıcıya. Kum ayırıcıya aktarılıyor. Suyundan ayrılan kum da konteynerlerle uzaklaştırılıyor. Havalandırmalı olduğum için burada bir blower ekipmanımız var. Hava üfleyici dediğimiz. Ve kum pompaları var ekipman olarak. Fiziksel arıtmalar tamamlandı. Akıtsu'dan sonra biyolojik arıtma ünitelerinin ilk havuzu olan anaerobik tanklara geçiyor. Burada da 0.75 saat bekletme süresine sahip bir anaerobik tank
söz konusu. Yatay akış hızı çok önemli burada. Çünkü burada herhangi malzemenin çökelmesini istemiyoruz. Bu amaçla dalgıç mikserler var ya da akış hızını 0.3 metresaniyeden daha yüksekte tutmak üzere. Anaerobik nedir önce onu da bahsedeyim. Oksijensiz ortamda bakterinin bünyesine daha fazla fosforu almasıyla biyolojik bildirim gerçekleşiyor. Ortamın anaerobik olup olmadığını, oksijensiz olup olmadığını oksidasyon, redüksiyon, potansiyometrisi dediğimiz ORP cihazıyla kontrol edebiliyoruz. Her bir havuz ayrıca 980 metreküp, 3 adet havuzumuz var. Her havuzda da 2.4 kW'lık dalgıç mikserimiz var. Bu da yine BOP tankının görseli ve projesi. Ardından aktif çamur tanklarına geçiyoruz. Aktif çamur tankları da anoksik ve oksik bölgelerden oluşuyor. Baştan bahsetmiştim, karbonun yanında azot da gidereceğimiz için nitrifikasyon ve denitrifikasyon işlemleri gerçekleşmesi gerekiyor. Onun için de oksit ve anoksik deneyimler gerekiyor. Yine bu ortam koşullarının oluşmadığını, işte oksijen metreler, oksit ve anoksik kısımlarda, anoksik kısımda ORP metre ve nitrat ölçerler sayesinde uygun ortam koşullarının oluşup oluşmadığı kontrol edilebiliyor. Her bir havuz hacmi 15.700 metreküp olup 3 tane havuzumuz var. Burada uygun ortam koşulunu sağlamamız gerekiyor. Çünkü arıtmayı gerçekleştiren mikroorganizmalar için oksijen gerekiyor. Oksijeni de hava üfleyerek, blowerlarla atık suya veriyoruz. Tabandaki difüzörlerle. Bu çalışan kısım, difüzörlerin çalıştığı kısım. Yine burada da kabarcıklar halinde atmosfere hava verilmiş oluyor. Şunlar da göstergeleri, işte nitrat ölçer, oksijen metre gibi cihazların göstergeleri. Bunların bilgileri aynı zamanda SCADA sistemine de aktarılıyor. Son biyolojik arıtma ünitemiz de son çökelten havuzları. Dairesel havuzlar bunlar. Oluşan organizmaların organik kirliliği bünyesine almış organizmaların artık burada çökeltilmesini sağlıyoruz. Tamamen yer çekimi yönesiyle gerçekleşiyor bu çökelme işlemi. Havuz çapı 30 metre, yaklaşık 29 metre çapında 3 adet çökeltme havuzumuz var. Görsellerim. Atık su deflektör dediğimiz ilk bu kısma giriyor. Buradan yana dağılıyor. Şuralar tamamen konik kısımlar. Tabana çökeliyor çamur dediğimiz katı. Sıyırıcı dönerek konik kısma çökelmiş çamuru ortadaki çamur konisine topluyor. Tabanda çamur öntgeleri alınıyor. Şuralarda da sabahlarımız var. Arıtılmış sudan buradan sabahlanarak dezenfeksiyon ünitesine geçiyor. Dezenfeksiyon üniteleri de iki üniteden oluşuyor. İlki mikrofiltre. Mikrofiltrenin amacı tamamen UV cihazının verimliliğini artırmak için. Çünkü yüksek AKM olması halinde UV lambaların üzeri kaplanıp yeterli dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiremeyebiliyor. Bu amaçla mikrofiltre ünitesini kullanıyoruz. 45 mikron gözenek boyutunda. Giriş AKM'si 40 iken çıkışta bu değer 5 mg litreye düşmüş olacak. 2 adet ünitemiz var. Maksimum bilgiye göre kapasitesi belirlendi. UV cihazı da düşük basınçlı açık kanal tipi. 254 nanometrede minimum %55 UV iletimi sağlayacak bir UV dezenfeksiyon ünitesi olacak. 1 adet ünite girişte koliform 100 bin iken çıkışta 200'ün altına düşecek. Deşarj yapıları, deşarj haznesi, deşarj pompaları, denge tankı ve derin deniz deşarj hattından oluşuyor. Deşarj pompaları, mevcuttaki deşarj pompaları kullanılacak. Yine derin deniz deşarj hattı da mevcuttaki hat kullanılacak. Deşarj pompaları
165 litre saniye kapasiteli olup 3 asıl 7 yedek 12 metre basınç yüksekliği. Deşarj hattı 1 km uzunluğunda söylemiştim. Derin deniz deşarj hattı 600 metre çapında çelik boru. Akıt suyu bu şekilde Karadeniz'e arıtmış, ileri biyolojik olarak arıtmış, dezenfekte etmiş olarak deşarj ediyoruz. Çamur arıtma tesislerinin ikinci önemli konusu. Çünkü oldukça fazla miktarda çamurumuz oluşuyor çökelti tırmanın konusunda. Yaklaşık birinci kademede 6700 kilogram gün çamurumuz çıkacak. Bu da 212 metreküp gün bir çamur demek. 45 metreküp saat fazla çamurumuz olacak. Bir de geri devirimiz var. Bu geri devir nedir? Atık suyun maksimum debisini %75'ini tesisin BOP havuzlarının başına geri devrettiriyoruz. Çünkü havalandırma havuzlarında mikroorganizma konsantrasyonunu sabit tutmak istiyoruz. Atma verimini gerçekleştiren mikroorganizma konsantrasyonunu sabit tutmamız gerekiyor. Geri devir pompalarıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Her biri 660 metreküp saat kapasiteli ve 3 asıl 1 yedek pompamız var. Pompa görselini aldık ileride. Çamur arıtma ünitelerinin ilki çamur yoğunlaştırma. Başta da bahsetmiştim. Son çökeltinden aldığımız havuz çamur %1 katı madde, yaklaşık %1 katı madde içeriyor. Yoğunlaştırmadan çıktığında ise %6 katı madde içerecek hale gelecek. Yoğunlaştırıcı bir mekanik ekipman, birazdan resmini göstereceğim. 26 metreküp saat kapasitesi var. 2 adet ekipmandan oluşuyor. Polielektrolitle şartlandırma yapıyoruz çamurda yoğunlaşmasını sağlamak için, arttırmak için. Bunun kapasitesi de 1 litre saat ve dozlama pompalarıyla polielektrolit yoğunlaştırma öncesi çamura besleniyor. Belktip yoğunlaştırıcı örnekleri. Sağdaki poli hazırlama ünitesi, bu da poli dozlama pompası. Bir sonraki çamur arıtma ünitemiz çamur susuzlaştırma. Santrifüj tip dekantör kullanıyoruz susuzlaştırma amacıyla. Çamuru da normal pompalarla değil, monopompla basabiliyoruz. Biraz daha yoğun olduğu için. Bu üniteden çıkan çamur da %22 katı madde içerecek şekilde çıkacak. En başta hatırlarsanız 700 metreküp gün bir çamurumuz vardı. Yoğunlaştırdıktan sonra bu değer 100, birinci kademe için konuşuyorum, 109 metreküp güne düştü. Dekantör kapasitesi 9 metreküp saat, 2 asıl 1 yedek olacak. Yine şartlandırma için polielektrolit, katyonik polielektrolit kullanıyoruz. Bunda 1 litre saatlik bir hızlama ünitesi var. Santrifüj dekantörler. En son çamur kurutmaya geldik. Hala çünkü çamurumuz %22 katı madde, %80'e yakın su içeriyor. Susuzlaştırdığımız çamur hacmi 29'a düştü. %90 oranında katı madde içerecek şekilde termal tip çamur kurutucu kullanacağız. Kurutucudan çıktıktan sonra ise 7 metreküp gün. İkinci kademede 2040'lı yıllarda ise 8 metreküp gün. Hala elimizde çamurumuz var. Bir kamyon çamurumuz var hala. Bir adet kurutucu inşa edilecek. Bir günde buharlaştırılacak su miktarı da 23 bin kilogram gün. Kuru çamuru da kurutma tesisinden konveyör ve çamur deposuna aktarıyoruz. Burada da çamur kurutma fırını görüyoruz diyelim. Oldukça maliyetli bir sistem. Arıtma tesisi yatırım maliyeti yaklaşık 13 milyon 800 bin euro, 1 milyonunu şu ünite alıyor. Çamur keki deposu artık kuruttuğumuz, hacmini oldukça düşürdüğümüz çamuru kurutulmuş olarak 9 gün boyunca geçici depolayacağımız bir alan burası. Buradan artık uzaklaştırmamız gerekiyor.
Bu proje kapsamında çamurun değerlendirilebilmesi, geri kazanılabilmesi için bir rapor daha hazırlayacağız. Ama o tesis işletmeye girdikten sonra çamur kalitesi tam olarak ortaya koyulduktan sonra, yani çamur analizleri yapıldıktan sonra netleşecek. Çünkü çamur içerisinde işte ağır metal içermediği takdirde yeşil alanlarda gübre olarak kullanılabilir. Yani çamurun da geri kazanımı mümkün olabilecek. Koku arıtma ünitemiz var demiştik. Ön arıtma ünitelerinden giriş yapısı, ızgara binası, artı çamur arıtma ünitelerinden, işte pompa istasyonları, çamur binasından toplanan kirli hava. Bu kirli havada kokuya neden olan gazlar da genellikle aşikes ve amonyak. Fanla toplanarak havalandırma kanallarıyla biofiltre ünitesine geliyor. Burada ön şartlandırmada ısı, nem ve pH kontrolü yapılarak biofiltrede yine biyolojik olarak arıtma gerçekleşiyor. Şu biofiltre malzemesini yakından görünüm. Atık su geri kazanım sistemi. Bahsetmişlerim mikrofiltrasyon, yani dezenfeksiyondan geçip arıtma suyu deşarj ediyorduk. Suyun bir kısmını sert suyu deposuna alıyoruz ve tesisin belli alanlarında kullanıyoruz. Ne gibi alanlardan? Izgaraları yıkayabiliyoruz. Izgara pres ünitesinde kullanıyoruz. Kum ayırıcıda gene yıkama amaçlı. Mekanik yoğunlaştırıcı sulaştırmada yıkama suyu amaçlı. Bahçeli sulamasını kullanabiliyoruz. Demir klorür çözeltisi hazırlamada kullanabiliyoruz. Ayrıca anaerobik ve havalandırma havuzlarında köpük oluşması durumunda köpük kırıcı amacıyla bu suyu kullanabiliyoruz. Artık dış mekan temizliği de kullanabiliriz. Tesisteki yardımcı ünitelerimiz ise işletme binası, hem atık su hem arıtılmış suyun analizlerini yapacağı laboratuvar, bekçi binası, ufak tefek bakım çalışmalarını yapacağı atölye binası, tesisin enerjisini sağlandığı trafon ve jeneratör binası, çeşitli su depoları kullanım, yangın ve servis su yanıcıyla, toplama dağıtım ekipleri ve rögarlar bu tesisinde görünmeyen diğer yapıları. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Her bir sorularınız varsa verin. Ben sorabilir miyim? Tabii. Atık çamurlar ilerleyen zamanda kullanılacak dediniz. Metaline falan bakarak. Peki şu aşamada ne olacak? Şu anda çamur çıkmıyor. Yok, şu anda açmıyor. İlk faaliyete geçtiği zaman. Şöyle, Temmuz ayında, önümüzdeki sene 2023 Temmuz'unda inşaat tamamlanacak. Çamur ilk aşamada çıkmıyor. Atık su arıtma tesisi deneme işletmesi dediğimiz ilkel bir süreç var. Bakterinin oluşması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. O süre zarfında çamur oluşumu gerçekleşiyor. Öncelikle yani oluşan çamur depolanabilir ama eğer ağır metal içermediği tespit edildiği takdirde geri kazanılabileceği için ekonomik bir değer aynı zamanda. Biyokadı diyoruz hatta bu çamura. Kullanılması kesinlikle gerekli çünkü depo içinde çok büyük alanlar gerekiyor. Teşekkürler. Benim. Biyogaz, enerji, üretim falan düşünülmeli mi? Şöyle, bu aşamadan önce yani yapım sözleşmelerinden önce arıtma tesisinin fizibilite çalışmaları yapılmış. Digester dediğimiz çürütücülü sistem ve klasik uzun havalandırmalı aktif çamur iki proses alternatifiyle ihaleye çıkılmış. Ama bizim yükleneceğimiz ağır biyogaz uzun havalandırmalı aktif çamur sistemini, yani bu anlattığım prosesi teklif edip önermiş. Kapasite öyle bir ara değer ki buradan daha büyük bir kapasite olduğunda digesterlı sistem daha ekonomik olabiliyor. Tam böyle sınırda kalan kapasite olduğu için yüklenicide biraz daha işletmesi kolay diye zannediyorum. Uzun havalandırmalı prosesi seçmiş. Yani biyogaz üretilen sistem, digesterlı sistem yerine.
sadece kendim için belki bir konuyu dikkatimi çekti. Birincisi, yetkisi çok oldukça maliyetli bir teknolojiye. Acaba merak ettim, bu teknolojiler de yurt dışına mı bağlamayız, yoksa onların... Termal kurutma için diyorsunuz değil mi? Kendimiz onları dizayn edebiliyor muyuz ülke için? Birinci sorun bu. İkinci sorun da, dediniz ki, suyu tekrardan çadırın içerisindeki suyu ağır metal yoksa dışarıya dökebiliriz. Hangi faktörler olursa ağır metal içerisinde veya böyle bir şey olabiliyor mu farklı? Yani Rize bölgesi için çok ağır metal beklemiyoruz. Çok ağır bir sanayi yok burada çünkü. Dolayısıyla ağır metal içermesini beklemediğimiz için tarımsal alan, yeşil alanlarda gübre olarak kullanılabilir. Veya gıda üretimi değil de yeşil alan, ormanlık alanlarda kullanılabilir. Ama diğer taraftan şehir olarak metal madenlerin olduğu bölgede yaşıyoruz. Yani bakır, kurşun, çinko özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde bu bölgede çok özellikle biz bakır, kurşun, çinkonun yani metal madenciliğin olduğu bölgede yaşıyoruz. Yani bu bölgede benim bildiğim kadarıyla çokça o oluşumlardan var. Belki onların bir etkisi söz konusu ama olabilir. Ama atık suya geçip geçmedi. Yani atık suyla gelecek mi? Diğer sorum olacak. Termal kurutma... Evet, bundan bir 5 yıl önceye kadar tamamen yurt dışına bağımlıydı. Şimdi yerel birkaç firma var Türkiye'de imalatını yapan. Daha yükleniciniz hani hangi ekipmanı, hangi ekipmanla, hangi firmayla anlaşacağını bildirmedi. Ekipman sunumunu yapmadı. Yerel olması konusunda kendisi çaba sarf edecektir hani maliyetlerini düşük tutmak için yüklenicide. Ama tabii belli şartları da var şartnamenin birkaç tesiste işlettiği ekipmanını görmemiz gerekiyor. Ona göre kabul etmemiz gerekiyor. Ama yerli üretim tercih edecektir. Başka soru yoksa teşekkür ederim. Sayın Ersin Giray Kaynağ, verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Başka bir soru, görüş yoksa seminerimizi burada sonlandırıyoruz. Seminerimize ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne, değerli akademisyenleri ve öğrencilerine değerli katkı ve katılımlar için çok teşekkür ediyoruz.